Herkese merhabalar, ben İsmail Ömer. Bu videoda sizlerle beraber bir süredir üzerinde çalıştığım bir uygulamayı tanıtacağım. Yaklaşık bir iki ay süre boyunca ara ara geliştiğim bir uygulamaydı. Sonucundan çok memnun olsam da asıl yapmak istediğim kısım için çalışan şeyi bozmam gerekiyordu. O yüzden öylece bıraktım. Neyse, uygulamamızın adı Sticky Notes, yani yapışkan notlar. Windows'un uygulaması olan değil ha. Arada çok fark var. Bir kere logoları farklı. Şaka bir yana Windows yapışkan notlarından kendini farklı kılan özellikleri var. Yaptığım uygulamayı başlatarak incelemeye koyulalım. Bu videonun açıklamasına GitHub linkini koyuyorum. Dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Uygulamamızı başlatalım. Sol ekrana geldi. Uygulamamızın ana penceresi bu şekilde. Burada notlarımız, aratma kısmımız, yeni not ekleme tuşumuz, bir de kapatma tuşumuz var. Hemen yeni not oluşturarak başlayalım. İsmine merhaba gençlik diyelim. Notumuzu oluşturduk. Buraya hemen geldi. Buraya çift tıklayarak notumuzu açabiliyoruz. Notumuz yine sol tarafa geldi. Bundan önce göstermek istediğim bir kısım daha var. Bu tam çalışmıyor. Sağ tık yaparak buradan notumuzu silebiliyoruz. İsmini de değiştirebiliyoruz. Buradan notumuzu sildik. Yine yenisini oluşturduk. Buradan yine merhaba gençlik yazarak da aratabiliyoruz. Onun dışında notumuzu açtık. Burada not listesini direkt gösterebileceğimiz bir buton var. Burada title'ımız var. Mesela bugün yapılacaklar diye bir başlık attım. Siz her bir klavye tuşuna bastığınızda bu verileri kaydediyor. Buradan tutarak taşıyabiliyoruz ve ek olarak notumuzu ve aynı şekilde listemizi istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz. Buradaki text box'larımız, butonumuz, formumuz, bir de burada panel falan var. Bunların hepsi kostümize edilmiş tool'lar. Onu da söylemek isterim. Aynı şekilde burada görünürlüğünü kapatabileceğimiz bir butonumuz var. Bu picture box'ların da aynı şekilde kostümize edilmiş. Buradan rengimizi ayarlayabiliyoruz. Notumuza şifre girebiliyoruz. Bir de notumuzu şifreleyebildiğimiz bir özellik vardı ama videonun başında bahsettiğim özellik buydu. Bunu yapmak uygulamayı bayağı bir kastırdığı için vazgeçtim. Sürekli anlık olarak verileri kaydettiğim için bayağı bir kasıyordu. Ve tam istediğim gibi de yapamadım ama çıkışları var. Yani istesem tekrar bağlayabilirim. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında gösteririm size. Buraya aynı şekilde notumuzu falan yazabiliyoruz. Notumuzu yani gizledik. Notumuzu gizledik ve şifre de ekledik. Bunu kapatalım. Tekrar çift tıkladığımızda bize password ekranı karşılıyor. Buraya şifremizi girerek açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Bir şey daha vardı. Şunu kapatayım. Bu notu silmek istediğimizde aynı şekilde ne şifre istiyor bizden. Şifremizi girdiğimiz anda silebiliyoruz. Ha, bir de gizleme özelliği vardı. Onu gösteremedim. Neyse yani bunun şifresi varmış. Yeni not oluşturalım. Bu notumuzu gizledik. Buraya tıklayınca hemen gitti. İsmi neydi? Merhaba. Niye çıkmadı? Çünkü E'sini büyük yazmıştık. Eğer notunuz gizli değilse, mesela eklenecek özelliklerle baştaki E'yi küçük yazmanız önemli değil. Hepsini küçük olarak algılıyor ama gizlenen notlarda büyük küçük harf oyununa dikkat etmeniz gerekiyor. Gibi notumuz çıktı. Başka ne özelliklerimiz vardı? Bu kadardı galiba. Fazla bir özelliği yok ama kullanışlı bir uygulama oldu diyebilirim. Bir de oluşturduğumuz not dosyalarını bir tane klasörde depoluyoruz. Buradan mesela bu şekilde title, key, visibility, password, body, color şeklinde HTML vari bir yazım var. XML de olabilir. İkisi de. Bu şekilde verileri kaydediyoruz ve buradaki key, visibility, password'a göre de verilerimizi çekiyoruz. Bir de normal TXT değil de sticky text mantığında bir uzantımız var. Hem de uygulamamız bu kadardı. Hem bir de, şöyle bir özelliğimiz vardı. Not uygulamasını kapatmak istiyorsanız uygulamanın tüm sekmelerini kapatmanız gerekiyor. Mesela şu an 3 tane pencerem açık diyelim. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Halen daha kapanmadı uygulama. Kapatmak için 3 uygulamayı da kapatmanız gerekiyor. Yani tüm sekmeleri kapatmanız gerekiyor. Onu da belirteyim. Uygulamamız bu kadardı. Biraz da projede neler yapmışız onlara bakalım. Şurada sağ tarafta proje dosyalarımıza bakınca Entity Models diye bir dosyamız var. Burada notes.xml dosyasında projedeki notların dosya konumlarını, başlıklarını, ID'sini bir de son açılma tarihlerini falan tutuyorum. Bir de salt.txt var. Bu da şifreleme sistemi için gerekli olan bir şey. Bu da bu şekilde. Models klasörümüzün içerisinde formlarımız var, tool'larımız var, user kontrollerimiz var. Bunun içerisinde enter the password, yani silerken şifre girdiğimiz notlarımızın listesi olan
Bir de notlarımız var. Yapışkan notlarımız var. Bu eski tasarım olduğu için burada duruyor burada. Onu kullanmıyoruz. Tool'larımıza gelince projedeki tüm custom tool'lar burada. Button for, panel, picture box, text box, toggle button diye seçeneklerimiz var. Bunları sizler de bakabilirsiniz. Projenin linki açıklama kısmında var. Buradan sizler de bakabilirsiniz, isterseniz de kullanabilirsiniz. Bir de user kontrolün içerisinde listelemek için kullandığımız notlar var. Burada da directory info, yani dosyaları nereye kaydedeceğimiz falan filan var. Son not information ile pattern information, bunlar liste oluşturmak için kullandığım şeyler. Liste oluşturmak için kullandığım class'lar. Yani burası model klasörümüz, bu kadar. Resource klasörümüzün içerisinde de projenin içerisinde kullandığım dosyalar var. Resimler var genel olarak. View Models'te projemizin asıl kodları olan kısım burası. Burada Style Events var. Önce bunlara değinelim. Form Moved Events'te şöyle formumuzu taşımak için kullandığımız sistem var ya, onun kodları var. Bu şekilde. Projedeki tüm fonksiyonların açıklamaları var. Oradan bakarak da neyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Bu da Style Events'imiz var. Data Operation. Bu verilerimizi, Data Operation var. Burada Entity Models içerisindeki Nodes XML'deki verileri çekip listelemek için kullandığımız sınıfımız. Bunu kapatıyorum. Bu Shift Encryption, şifreleme için kullandığımız bir sınıf. Buradan dosyalarımızın içindeki verileri şifrelemeye yarıyor. Bunu göstermeyeceğim. Şu an bağlı değil zaten. Herhangi bir referans yok. Bunun yerine bir tane başka bir proje var. Onun üzerinde gösteririm size. File Operation'da dosyalarla ilgili işlemlerimiz var. Silme işlemleri olsun. Kontrol falan filan. Tüm dosya işlemleri burada. Not operasyonu var. Bu da not listesiyle ilgili tüm işlemler var. Running Windows Controller. Bu da gösterdiğim şu özellik için. Dur, gösteremiyorum şu an. Gösterdiğim şu özellik var ya, tüm sekmeler kapanmadan kapanmıyor. O özelliğin tüm kodları bunun içerisinde. List'teki text operation var. Bu da STX'de uzantılı dosyaların içerisindeki verileri düzenlemek için, listelemek ve kaydetmek için kullandığımız bir sınıf. Genel olarak bu kadar. Burada frame main var. Bunun olduğunu soracak olursanız da bu da ilk kullandığım tasarım. Başka gösterebileceğim bir şey kalmadı. Bir de son olarak şifreleme sistemini göstereyim size. Şimdi projemiz bu şekilde. Bunu başlatıyorum. Şimdi böyle bir konsol uygulamamız açıldı. Burada abone ol ve like at diye bir mevcut içeriğimiz var. Şu an şifrelenmemiş bir halde. 1'e basıp Enter'a basıyorum. Şifrelemek için bir tane anahtar giriyorum. Mesela ismimi yazalım. Gördüğünüz gibi şifreliyor. Buradaki verimiz abone ol, like at içeriğimizin İsmail ile şifrelenmiş hali. Eğer başka bir anahtar girersek ona göre bir şifreleme uyguluyor. Onu da söylemek isterim. Şimdi tek dur, bu değil, pardon. Şimdi tekrar başlatalım. Şifrelenmiş hali bu şekilde. Ben bu şifreyi çözmek için İsmail dışında bir veri girdiğimde uygulama hata veriyor. Çünkü doğru anahtar olmadığı için şifreyi çözemiyor ve bir değer döndüremiyor ve hata veriyor. Şifreyi çözmek için mecburen İsmail key'imiz lazım. Videonun açıklama kısmında GitHub linki bulunuyor. Oradan indirip siz de kullanabilirsiniz ya da değişiklikler falan yapabilirsiniz. Size kalmış. Bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.